Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. Ee, şimdi bu hafta böyle bayağı bir hareketli bir hafta olacak. Dolayısıyla bir şöyle bir yurt dışından doğru bir gelerek bir e, analizlere başlayalım. Özellikle ABD 10 yıllıkları e, ve dolar endeksi ne durumda? Şöyle bir bakalım bu hafta neler olabilir? Fed toplantısından önce biliyorsunuz Çarşamba günü açıklayacaklar. E, şimdi. Bu 10 yıllıklarla ilgili hatırlıyorsunuz daha önce bu 3.25'lere gitmişti 10 yıllık faizler. <laughs> Sonra ciddi anlamda bütün dünyadaki ekonomistler de faiz arttırımının kuvvetli olacağını düşünürlerken bir anda 3.04'lere gevşemiş. Hatta burada işte yani 3.25'lerden niye 304'e bu gerileri diye bayağı bir konuşmuştuk. Ee, acaba böyle bir şey olmayacak mı derken Paul çıkıp e, böyle bir sinyali verince zaten 304'ler kırılıp 280 Lere kadar Amerikan 10 yıllıkları ciddi bir satış yemişti geçen haftalarda. Şimdi bu 280'lerden tabii bir destek buldu 290'lara doğru geldi. Şimdi bu Çarşamba gününe kadar muhtemelen bu aralıkta kalacak gibi. Eğer hani belki bir faiz arttırımı fiyatlamaya başlarsa tekrar 3.04'lere doğru yönelebilir. Şimdi DXY tarafı ise yaklaşık 10-15 günden beri burada yatay bir bantta. 96-300, 97-700 aralığında gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Aynı şey Euro-Dolar paritesinde yaklaşık 10 günden beri, 1014-50, 112-30 arasında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Şimdi burada şöyle bir bakalım. Hafta sonu olduğu için birazcık bir haftalık çartlara bakalım. Bu arada tabii şu Güney Afrika randını da bir göstereyim. Güney Afrika randı ve ruble pariteleri ee, özellikle Güney Afrika birazcık daha bizim hani bize benzer bir ekonomi ee, geçen hafta Güney Afrika randı e, dolar kuvvetlenmeye başladı orada da e, 3-4 gündür zaten bir hareket yapmıştı düzeltmesini yapmıştı tekrardan dolar hareketlenmeye başladı tabi orada e, 1.14.50 14.500 seviyesi çok önemli. Burada ilk etapta bir denedi geçemedi gibi duruyor ama daha pazartesi salı hani bu 14.50'yi kırarsa 14.85'lere doğru bir atak yapabilir. Ee, özellikle Güney Afrika randı bu e, 14.500 seviyesi dikkat edilmesi gereken bir yer. E, dolar ruble de aynı 10 günden beri yataydı bir 67.50'nin üzerine bir geçti sonra tekrardan altında kapandı. Şimdi e, DXY e ve Euro dolara şöyle bir aylık ve haftalık bakalım yani birazcık daha pencereyi perspektifi genişletelim ee, zaten hemen hemen aynı grafikler ee, şimdi DXY e endeksinde normalde aslında e, şuradaki e, şu hareket bir ters omuz baş omuz gibi ben de daha önce bu olabilir demiştim pivot noktalara dikkat etmek lazım demiştim ama tabii buradaki sıkışma çok şey yani bir trend bir türlü olmuyor aynı şey euro dolar da geçerli işte burada da bir omuz baş omuz görebilirsiniz bir türlü oyuncular şeye karar veremiyor yani o beklentiyi satın alalım mı almayalım mı önden gidelim mi gitmeyelim mi çünkü şimdi büyük oyuncu da dünyadaki büyük fonlar da sonuçta böyle bir beklentileri olduğu zaman onu speküle edip önden gidip bu gerçekleştiği zaman da piyasaya bunu realize ederler. Ama şimdi yani oyuncuların da Kararsız bir bölge. Yani gördüğünüz gibi yatayda devamlı gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Şimdi bu çarşamba günü ne olacak? E, açıkçası göreceğiz. Şu andaki piyasanın fiyatlamasından, yani hani e, bu hafta son 2-3 gün gene DXA'yı kaldırdı. Hani e, şimdi piyasanın fiyatlamasından ne, ne anlıyorsunuz diyorsanız. Açıkçası hala daha şu 97-700'ün üzerinde e, DXA endeksi kalıcı olmadığı sürece yani bu pazartesi salı buna dikkat edeceğiz. 97.700'ün üzerinde kalıcı olursa yani yaklaşık 10-15 günden beri kıramadığı yerin üzerinde kalıcı olur hareket Momentum artmaya başlarsa e, buradaki beklentiyi satın almaya başlıyor olabilir oyuncular e, ve buradaki hedefi de ...DXA tarafının yaklaşık e, ilk başta bir 99 hedefi olacak yani şuradaki şu e, bakın şu sıkışma şuradaki destek seviyesi önümüzdeki günlerde bu 99 seviyesi bir direnç olarak karşımıza çıkacak e, onun üstünde de 101-200 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkacak şimdi aylık baktığınız zaman zaman bu grafiğe aslında e, Bollinger bantlar daralıyor. E, Bollinger orta bandın üzerinde üst banda kadar yani 99'a kadar e, bir hedefi bunun bu ay içinde var gibi gözüküyor. E, Tabi yani zor bir trend. Yani mesela şuradaki düzeltmeden sonra bunun. Yani burada bir formasyon bulamazsanız Şey yani teknik olarak birazcık zor bir grafik. E, isteksiz belirsiz bir grafik. Zaten bu genel anlamdaki e, şeye de konjöktüre de çok oluşuyor. Yani çoğu ekonomist bir karar veremiyor. İşte Powell çıkıyor değişik bir şey konuşuyor. Trump oradan başka bir şey söylüyor. Dolayısıyla zaten e, piyasanın algısını buradan görebiliyorsunuz. E, şimdi e, peki. S&P tarafı bunu nasıl fiyatlıyor yurt dışı borsalar dersek. S&P'de de biliyorsunuz ben daha önce devamlı bunu dile getiriyorum. S&P'nin haftalık ve aylık grafikleri beni çok rahatsız ediyor. Daha önce de bunu söylemiştim defalarca. Özellikle aylık grafiklerinde ciddi anlamda son 2-3 yıldır ciddi bir uptrend var. Ve şu hareket yani şuradaki şu bozulma 2890'ın üzerinde normalde şu hareketin devamında şu çanak kadar koyup hatta işte bunun bir e, dinlenme işte bir bayrak diyebilirsiniz bir filama diyebilirsiniz yani bir dinlenme ve tekrar devam hareketinin gelmesi gerekirken tabii ki baya bir primli olduğu için bunun üzerinde momentum daralıp tekrardan bandın içine girdiği anda bakın satış bu ay hızlanmasının en büyük sebebi bunun ee, bir çift tepe olma olasılığı aylıklarda çok yüksek ve teknik bir e, hani fake bir e, kırış ve tekrar içeri dönüşü var. Tabii bunu nasıl göreceğiz, nerede göreceğiz? Önümüzdeki aylarda 2019'da yani bunu ben 3 hafta önce de e, böyle bir video atmıştım hatırlıyorsanız Amerika borsaları ile ilgili. Şimdi haftalık baktığımız zaman 2540. Sarkmalar oluyor ama esas maliyetlenme genelde şu 2590'da geçiyor. Ee, yukarı doğru her tepki verdiğinde, Bollinger orta band direnç görevi görüyor yukarıda 2800-2590 arası bir sıkışma var. Zaten burada bir 200 liralık bir bant oluşuyor devamlı. Yani bu 2590'lar kırıldığı anda destekleyecek de bir haber akışı gelirse. Ee, bu sene içerisinde e, 2466 ve 2.400 2400'lere doğru S&P'de bir düzeltme yani bir satış dalgası daha görme ihtimalimiz çok yüksek. Ee, hani burası tekrardan tutar bu haftaki açıklamalarla beraber tekrar 2760'lara 2800'lere yönelebilir miyiz? Yani yönelebiliriz hani kalkıp da bunu yönelemeyiz diyemem çünkü... Her seferinde bir şekilde tutuyor ama grafik haftalık ve aylıklarda devamlı güç kaybediyor ee, ve dolayısıyla hani aşağı doğru önümüzdeki aylarda gelme ihtimali çok yüksek gibi duruyor. Dax tarafı zaten e, uzun süredir zayıf yani Amerika tepkiler verebilirken Almanya tarafı hep güçsüz kalıyor. E, o da zaten e, bu şuradaki 10.340 hatta işte 10.000 70 10.100 seviyelerden doğru bu düzeltme devam edebilir. Burada biliyorsunuz zaten Dax future'da hani şöyle bir omuz baş omuz formasyonu gibi zaten var. Bunun da aşağı yukarı zaten hedefi de şöyle koyduğunuz zaman aşağı yukarı 10.100'lere lere 10.070 lere geliyor. Dolayısıyla şimdi borsalar tarafı da biraz karışık. Şimdi bizim dolar TL tarafında ne oluyor diye bakarsak bütün bunları geçip şimdi bizim içeride dolar bir kere e, her zaman aynı şeyi söylüyorum son e, analizlerde şimdi bir kere artık şuradaki şu e, aşırı alımı veya teknik köpüğü veya stopları işte e, ciddi anlamda sirkülasyonu tamamlamış durumda ve artık yavaş yavaş Bantlar da daraldı. Artık yavaş yavaş bantları yararak yukarı doğru tepkiye hazır bir enstrüman görüntüsü veriyor. Tabi burada dediğim gibi nerede sıkıntılar yaşayacağız? İşte ilk takılmalar, işte 5-60 bölümlerinde bir Bollinger orta bandı var haftalıklarda. Yukarıda altılı seviyeler önemli olacak. Önümüzdeki yıl 5.98 altı bandı hatırlıyorsanız papazın bırakılmasıyla beraber bu kırılmıştı. Bu destek şimdi önümüzde direnç olarak karşımıza çıkacak. İşte 6.20 bölgesi. Şimdi bantlara baktığınız zaman Bollinger bantlar haftalıklarda yavaş yavaş daralmaya başlıyor. Yani bu şu demek artık yavaş yavaş bir trend dönüşümü olabilir. Tabi bunun için olması için ne gibi etkenler lazım bize? İşte yurt dışında doların değer kazanması lazım. İşte veya içeride işte önümüzdeki aylarda enflasyon nasıl gelecek? Olumsuz gelmeye devam edecek mi? İşte ekonomi toparlanabilecek mi? Bununla ilgili bir adım var mı? Bunları hep önümüzdeki aylarda dolar fiyatlı olacak. Şu andaki görüntü itibariyle pek hükümet tarafından atılan gerçekten ciddi somut gerçekten bir reçete yok gibi duruyor. Dolayısıyla enflasyon da bu geçen ay biliyorsunuz işte Eksi çıktı işte bu topyekünden falan filan dolayı. Ama bundan sonra o olumluluk da muhtemelen olmayacak. Enflasyon rakamları gene yüksek çıkmaya devam edebilir. Yani ilk iki çeyrek bütün ekonomistlerin konuştuğu gene kayıp bir yıl olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu senaryoyla birleştirdiğiniz zaman 2019'un ilk iki çeyreğini e, doların 6-6.20 bandına doğru tepki verme olasılığı çok yüksek gibi duruyor. Şimdi dışarıdaki konjöktürde işte bu sınır ötesi operasyon başladı. Orada her an Amerika ile bir gerginlik çok söz konusu. Dolayısıyla bütün bu haberler doları bir şekilde artık bu iki ay, 3 aydan beri dayak yiyen doları birazcık daha kuvvetlenmesine, yukarı doğru tepkimesine sebep olacak. Daha önce biliyorsunuz hep şunu söylüyorduk. Bir ara işte bu düşüş trendi biliyorsunuz modası var ülkede e, bu kırılınca e, herkes şunu zannediyor işte bir anda 7 liraya gidecek bir anda 8 liraya gidecek yani dedik ki bakın haftalıklarda bakın her şey çok bilimsel yani e, teknik analizi gerçekten bakarsanız Önümüzdeki 3-4 ay bu grafiğin nasıl bir trade edeceğini, ne olabileceğini öngörebilirsiniz. Yani şimdi burada mesela nasıl bu teknik analizde bakın şuradayken 4.95'lerdeyken Buna haftalık baktığınız zaman buranın üzerini boş görüyorsunuz ya, yani bunu şunu diyebilirsin ya kardeşim bunun üstü boş burayı kırdı mı yani stoplarda bilmem neydi işte ortalık buna müsait mi konjöktür müsait işte bak gerginlik bak bir anda sert atıyor. E şimdi ne oluyor da bu bu kadar geriye geliyor işte bunların hepsi finansal piyasalardaki oyuncuların e, o andaki piyasa algısı teknik teknik analiz zaten bir şekilde bir piyasa algısıdır. Şimdi biz Mesela niye diyoruz DXA'de Euro-Dolar'da e, oyuncular e, bir türlü o hareketi başlatamıyorlar. Yani dolar endeksinde bir türlü e, yurt dışındaki büyük oyuncular şu 97-700'ü kırdırıp önden şöyle 99-100'lere kadar gidip e, bunu fiyatlayamıyor. Çünkü Powell'ın ne diyeceğini, ne karar vereceğini kestiremiyorlar. Kestiremedikleri için de kararsız bölge yaşanıyor. Ve fiyatlar yatayda gidiyor, geliyor. Herkes bekliyor. Dolayısıyla şimdi dolar artık buradaki sürecini tamamladığı için düzeltme sürecini. Şimdi artık bir tepki süreci başlayacak. Ama bu tepkinin gücü ne kadar olacak? Şimdi dolarda tekrardan uptrendin olması için bir kere şuradaki şu 7.20 seviyelerinin hadi 7.20'yi almayalım. Şuradaki şu birazcık daha hadi bu Birazcık daha şey dersek, şu 6.80 bölümlerine tekrardan gelmesi lazım. E, burayı kırması lazım. işte bu boy kadar tekrardan ne bileyim şuradaki kanal şeyi kadar açılması lazım falan. Bunlar çok sonra sonra konuşacağımız işler. Yani şu anda herhangi bir ülkenin başında herhangi bir Allah korusun bir sıkıntı bir şey olmazsa e, bunları çok uzun süre sonra konuşacağız. Biz şunu konuşacağız önümüzdeki... 3-4 ay, 5-98, 6 20. işte bakın paraboliklere kadar şu durumda tepki verebilir bir enstrüman veya bollinger üst bandına kadar çarpabilir. 6-20, 6-50 ee, hani önümüzdeki 3-4 ay, 6 ay e, çok ekstrem bir gelişme olmadığı sürece görebileceği maks seviyeler, yani kendi yatırımlarınızı ve algınızı buna göre yerleştirin. E, buralardan illa düzeltmeler olacak. Yani nasıl günlüklerde şimdi mesela işte 5.45'e gitti bir anda 5.15'ten 5.45'ten bir anda tekrardan 5.30'a geldi. Yani bu hareketler olacak. Yani bir anda bakacaksınız 5.70'e gidecek oradan bir daha 5.50'ye düzeltecek bir daha 570'e kaldıracak. Yani bu böyle lamba gibi tak 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 gitmeyecek. Aynı bu şekilde öre 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 gidecek. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki günlerde şöyle yarım saatlik yaptığımız zaman biliyorsunuz bu 5.40'ı Cuma günü bir geçmeyi denedi üzerinde bir attı 5.42'lere dedik ki buradan tekrardan buradan onay almaya yani bu direncini kırdığını test etmeye gelebilir destek yapmaya destek alırsa 5.45'e doğru gider tabi buradaki bütün hikaye şuydu akşamliğinde de fiçin açıklaması vardı dedik ki akşam fiçin açıklamasından herhangi bir olumsuz bir şey olmaz e, diyor iseniz hani 5.40 5.40'ın üstü hani satıp fiçten bir şey çıkmaz diye alabilirsin. Veya fiçten tekrardan olumsuz şeyler gelecek diyorsan da 5.40'ın üzerinde satma. Çünkü 5.45 5.53 bandı açılacak. Ee, tabii akşam yine oyuncular aşağı yukarı kestirebildikleri için aslında piyasada çok fazla artık fiçi takmadığı için hani fiçten zaten akşam bir şey gelmedi olan durumları söyledi. Ee, çok ekstra bir şey gelmedi. Şimdi buradaki farkındaysanız şu düşüş trendini de gelip bakın üstüne oturdu. Altına kaymamaya çalışıyor. Buradan bir çıkış trendimiz var. Burayı kırıp başlamış hareket. Şimdi buradaki direnci destek aldı. Şimdi pazartesi salı günü şu 5.40.70 işte ve üstte gördüğü 542 seviyeleri çok önemli dirençler olacak. Tabii gözler bu hafta e, DXA tarafında da olacak. Bu çarşamba bugünkü toplantıya. Amerikan 10 yıllıklarında olacak. Birazcık daha gözlerinizi o tarafa doğru çevirin. Yani DXA'de e, bir o e, 97.700'ü kırıp bir hareketin başlaması durumunda. Yani şuradaki 97.700'ün üzerinde bir kapanış. Hep buradan dönüyor. Burada bir rally başlarsa... Ee, bu da bizim doların en azından içeride herhangi bir olumlu gelişme yoksa tekrardan 5.42.20'lere doğru ve hatta ondan sonra da bu önemli 5.45 direncine doğru gelmemize sebep olacak. Ee, burada aşağı yukarı bir 540 533 arasında şöyle bir 7.000 liralık bir çanak olacak. Bunun da aşağı yukarı hedefi 547'ler olacak. Yani şu 45'in üzerine kırabilirse ilk etapta bir 47'lerden 48'lerden bir satış gelip tekrardan bir 45 desteğini test etmek isteyebilir hatta 42 desteğini. Onun üzerinde ama 545'in üzerinde artık 553 bandına oturacağız. Dolayısıyla önümüzdeki haftaki kurgularınızı yaparken Buna göre oyun planınızı kurun e, hatta şöyle burada 5.45'ten farkındaysanız e, işte 5.28'lere kadar düzeltti şimdi buradan eğer yarın öbürsü gün olumsuz haberlerle veya dolar endeksinin artmasıyla beraber 5.45'in üzerindeki bir harekette e, burada böyle de bir çanak görebilirsiniz bunun da aşağı yukarı hedefi e, işte 5.62 5.63 bantları olur şu hatırlıyorsanız 53'ün üzerindeki şu bant. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda yılın sonuna doğru 5.45 çok önemli bir yer, kırılması durumunda 5.53 bandı açılacak ve 563 bantları açılacak. Oyun sahanız burası olacak. Satıp almaya çalışmak isteyen arkadaşlar varsa zararında dolar taşıyan. E, güvenli satış bölgesi önümüzdeki hafta için yani güvenli derken hani şu sert harekette en azından düzeltmeden almaya çalışın. Yani şimdi siz buradan 40'tan 42'den sattığınız zaman bu hareket yeni başlıyor olur. Bir anda 5.53'e gider siz sattığınızda kalır moraliniz bozulur. En azından zararına dolarını bekleyen arkadaşlar için tabii ki aşırı alımlarda siz devreye gireceksiniz. Yani bir anda dolar 15-20 bin lira arttı. Diyeceksin ki ya elimdeki malın %30'unu bak 15-20 bin lira arttı ya bu bir düzeltir. Ben işte atıyorum 10 bin dolarım var bir 3 bin dolarımı bozayım alttan almaya çalışayım. Ama sakın ha hepsini vermeyin. Yani hepsini vereceğimiz veya hepsini verelim mi diye konuşacağımız bölge işte haftalık orta bollinger band da konuşabiliriz belki işte ne bileyim 5.60'larda 5.62'lerde konuşabiliriz veya 6'lı seviyelerde konuşabiliriz. Hani ya buradan bunu verelim işte TL faizi hala yüksekse TL faizine geçip işte 1-2 ay orada bekleyelim mi diye konuşacağız. Çünkü bundan sonraki dönem arkadaşlar... Dolar birazcık daha kuvvetlenmeye başlayacak. Yani buralardan da doları yani 6.20-6.50 maliyetli dostlarımızın kalkıp burada işte e, hani 5.40'dan vereyim de ben bunu 5.37'den alırım diye malınızı kaptırmanın hiçbir anlamı yok. Sakince beklemeye devam edin. Zaten dediğim gibi yani e, borcunuz harcınız yoksa bir sıkıntınız yoksa Allah şükür hiçbir problem yok. Yani biz bunu 5.15'lere 5.10'lara geldiği zaman da yani 5.15'lere geldiği zaman hatırlıyorsanız yani... E, bu her zaman şu bir iki hafta öncelere hep sarın ki e, o algılar, o e, düşünceler hep size bir ders olsun. Yani şöyle ders olsun daha doğrusu, gerçekleri görün. Nedir o gerçekler? E, 5-20'lerdeyken hatırlıyorsanız televizyonlara bile, bırakın YouTube mecralarını, YouTube mecraları zaten Allah'lık. Yani e, tutturan tutturabildiğine işte 6.50'lerdeyken 8.20 10 lira diyen adamlar bugün bir bakıyorsunuz 4.50 diyorlar. Şimdi bu, bir bakıyorsunuz kaptırmayın diyorlar. Şimdi televizyonu açıyorsunuz 6.50 iken doların e, biz fiyatlamasını 8'den yapıyoruz diyen ekonomistler oluyor. Televizyonlarda yani Türkiye'nin en büyük 2-3 tane ekonomi kanalı var. Buraya çıkan adamlar. Şimdi dolar 5.10 onken diğer ekonomistler çıkıyor diyor ki bunun değeri diyor 4.50 idi zaten diyor. Ulan adama sormazlar mı? 2 ay önce neredeydin sen? Çıkaydın ya aslan gibi 6.50'deyken diyeydin ya bu 4.50 o. Yani hatırlıyorsanız yani yazdığınız yorumları bile görüyorum. İşte hocam 4.50 diyorlar, hocam 4.70 diyorlar. E bak ne dedik o zaman işte üfürükçüler çıktı durun. İşte çok fazla bu televizyon yani buradaki adamlar bir şey bilmiyor bak emin olun. Yani ekonomistleri dinleyin. Bakın duayeni var birkaç tane de zaten işte atil Hoca var. Ee, güzel ekonomiyle ilgili yayın yapan. Bunları izleyin. Yani televizyona çıkan adamlar emin olun zaten hani adam zaten bir şey bilse oraya çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Kendi işini yapar, bilmem nesini yapar. Hepsi hikaye. Yok mu düzgünleri? Var. Zaten o düzgünleri de kendini belli ediyor adamlar. Konuşmaları, ayağa yere basan yorumlarıyla. Ama bu üfürükçü tayfasını yani rüzgar nereye eserse oraya doğru yorum yapan insanları dinlemeyin ki kafanız kirlenmesin, kafanız takılmasın. Çünkü ister istemez kafanız takılacak. Yani siz o 450, 480 rakamlarını duyunca korkmaya başlıyorsunuz. 5.10'dayken, 5.14'deyken bu sefer diyorsunuz ki ya lanet olsun ben bunu satayım bak zaten 450'ye gidiyormuş. Ekonomistler de öyle söylüyor. Yok öyle bir şey. Yani bakın her zaman siz Zaten bir şeyin fiyatını, tekniğini öğrendiğiniz zaman kendi yorumlarınızı kendiniz yaparsınız. Ha tabii ki mesela ben açıyorum. Ben ekonomist olmadığım için, hani bir trader olduğum için ben ekonomistleri dinliyorum diyorum ki, "Aa" diyorum. Hani beğendiğim 2-3 kişi var, izliyorum, bakıyorum, "Aa" diyorum. Genel ekonomik tablo buysa diyorum. Şu konjonktüre göre şu olur. İşte bak yurt dışındaki durum bu. Buna göre de bu olur deyip kurgumu böyle yapıyorum. Yani siz de aynısını yapın. Bu çok zor bir şey değil. Sadece Kafanızdaki şu pis bilgileri insanları dinlemeyin. Bakın, sırf hani e, görüyorum hala YouTube'da falan yani abuk subuk böyle başlıklar atan insanlar var işte krizler bankalara mı el koyuluyor falan filan ve açıp izliyorsunuz korkudan. Ya bunlar sadece sizin o kanalları izlemeniz için yapılan hareketler. Ve Ama siz bunu izlediğiniz zaman bakın ama gülmek için. Çünkü var öyle bir bazen sohbet ediyoruz. Gülmek için izleyenler var. Ama bakın kafanızın bir yerine bunu yazıyorsunuz. Yani o sizin bilinçaltınızda kalıyor ve korkuyorsunuz. Acaba böyle bir şey olacak mı? Ve en ufak bir olumsuz olunca da piyasalarda hemen ulan el mi koyuyorlar? Ulan bankadaki dolarımızı mı alamayacağız? Ya yapmayın yani kafanızı pis bilgiyle kirletmeyin. Yani düzgün insanlar var, kaliteli. Bakın kanallar var. İşte Murat kardeşim var teknik analiz bölümünde. Ee, teknik analiz, hakikaten öğrenmek istiyorsanız adam bir sürü güzel yayınlar yapıyor. Gerçekten yani adam. Ee, Atilla Hoca var. Atilla Hoca'yı izleyin. Bak Mert diye bir kardeşimiz var. Yani ben tanırım piyasadan. Bak onu izleyin. Yani bu tip adamları izleyin abi. Yani şey değil yani bu geyikleri izlemeyin. Geyik bunlar çünkü. Ama o geyiği dinleyince kafanız pisleniyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, sizden ricam doğru insanları izleyin ki e, kafanız e, pislenmesin. Algılarınızı bozmayın. E, o yüzden Dediğim gibi dolar hakkındaki düşüncelerim, bunlar genel piyasa haftasını zaten e, ciddi anlamda herhalde özetledik. E, lütfen bu e, anlatılanlara göre kendi strateji, ya ben zaten burada birkaç tane strateji söyledim. Şimdi ben her videolarda zaten m, almak isteyen, satma mesela geçen hafta hatırlıyorsanız enflasyon bu faiz indirme geyiğinden önce dedim ki faizi indirmeyecek, faiz indirmeyeceği beklentisi olan arkadaşlar... 5.30-50 ve 5.27-40 bölgeleri, defansif alış bölgeleri yani güzel yerler. Buralardan pozisyon açabilirsiniz dedik. Yani bu çok zor bir şey değil. İşte buradaki desteğini çiziyorsun. E, buradaki desteğini çiziyorsun ve diyorsun ki faizi indirmen, yani bir kurgu yapıyorsun kendine. Şimdi işte bu hafta ne diyoruz? Dünya çarşamba gününe kilitlenecek. Şimdi sen eğer... DXY e endeksi 97.700'ü kırıp yukarı gidiyorsa, e, dolar endeksi yükselmeye başlıyorsa sen de ne yapacaksın? İşte 42.20'nin üzerinde 45'e oynayacaksın. Elinden malını satıp almak için bekliyorsan şuradaki aşırı alımı bekleyeceksin. Yani 53'e 63 aralığına doğru bir atak yaptığında buralardan kademeli satıp aşağıdan da tekrardan kademeli yerine koymaya çalışacaksın. Evet ters bir şey olursa tekrardan 533'ler, 5350'ler önemli destekler aşağıda gene dolarda 527 40 önemli destek şuradaki bölge. Bunun hemen altında onu da vereyim. Bakın bunların hepsini not edin. Zaten Twitter'da falan paylaşıyorum ama 523 40 seviyesi bakın şu bölge. Ee, önemli destek seviyeleri. Yani ben doların bir daha e, bu 5.14 seviyelere çok fazla ben gelebileceğini şahsen düşünmüyorum. Ee, ama dediğim gibi e, hiçbir zaman kesin konuşmam. Yani beni de ilgilendirmez. Çünkü ben burada herhangi bir olumlu gelişme olduğunda hani atıyorum 5.33'ün üzerinde altında kapanışlar geliyorsa verip tekrardan 5.27 işte 5.23'ten almaya çalışırım. O başka mesele ama ben profesyonel oyuncuyum. Ama ben taşıdığım malı ee, artık satıp almaya değil aşırı alımlarda yani 15-20 bin liralık ataklarda bozup alttan almaya çalışırım. Çünkü 15-20 bin liralık ataklarda tekrardan şimdi bakın şurayı hatırlayın şu bölgeyi 5-23'lerden Hatta 5-14'ten hareket başlamıştı. 27'leri kırıp 45'e gitmişti. Şuralarda 40'larda 42'lerde mal satan arkadaşlar üzülmüştü, panik olmuştu. Ya bu kaçıyor mu? Ben de demiştim ki ya kardeşim bak panik olma. Zaten 5-14'ten başlamış 30 bin lira. Sakin ol. Bu gelir ama bugün gelmez. Yarın gelir. E nitekim ne oldu? Yani o gün 5-45'e gitti. Sen malı kaptırdın mı diye panik olurken akşamın 37'ye geldi. Ertesi gün bir daha gitti 42'lere doğru. Ondan sonra 33'e geldi. 30'a geldi. Yani sen sakince 40'tan 42'den sattığın malı bir gün iki gün beklesen 30'dan yerine 33'ten yerine koyuyorsun. 35'ten yerine koyuyorsun. Panik olmayın. Ama satıp almak istiyorsanız bir hareketi bekleyin. Yani bir atak yapsın. Böyle bir 15-20 bin lira bir uzaklaşsın ortalamalardan ki altını örmeye gelsin. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ee, bugün de inşallah böyle bir tekrardan bir sohbet videosu çekmeyi düşünüyorum şimdilik ama... E, ...hastalık mastalık hakikaten boğuşuyorum. Ama ciddi anlamda haftalık stratejiniz için bence çok önemli bir video. Ee, özellikle e, seviyeleri tekrar izleyip not alın. E, Satıp almaya çalışabileceğiniz bölgeleri, almaya çalışabileceğiniz bölgeleri, DXA'daki hikayeyi, S&P'deki hikayeyi e, lütfen bunları e, hepsini kafanıza bu hafta yazın. E, çünkü gözler daha çok çarşamba günü FED'de olacak ve dolar endeksinde olacak. Yurtdışı... E, sınır dışı harekattan gelecek haberlerde kulağınız olsun. Orada Amerika ile bir takışma olabilir mi? Kulağınız da orada olsun. İki tane şu anda piyasanın algısı var. İzlemekte fayda var arkadaşlar. Tekrardan şimdiden inşallah iyi bir hafta olur. Hem memleketimiz için hem sizin için. Görüşmek üzere.